Adamla demin konuştum. Bilhassa seni istiyorlar. Evet. Büyük bir organizasyon. Bak sonradan uyarmadı deme ama. Bak söyleyeyim de. Yani sonradan iç çamaşırı kocam sevgilim izin vermiyor deme bana sakın. Ya saçmalama Muzo ya. Benim işim bu. Sen merak etme. Bugün uğrayacağım zaten. Tamam bugün uğrarım. Hadi bay bay. Ne oldu aşkım? Yaşasın. Yeniden defileye çıkabileceğim. Ne oldu, teklif mi var? Evet aşkım. İç çamaşırı. Peki kabul ettin mi? Tabii ki. Ya nasıl yaparsın Tuğçe ya? Ya niye her şeyi daha da zorlaştırıyorsun anlamıyorum ha. Berk bu benim işim. Sen de ailene benzemeye başladın. Aşkım şekeri uzatır mısın? Buyurun güzel bayan. Alo. Efendim. Ah. Hay, yarın mı şu ballı iş? Tamam abi sen yerini söyle. Yarın mı defile? Tamam. Kimin düğünü dedin abi? Ne? Şahadoğullarının mı? Tamam gecikmem Muzo. Tamam. Tamam abi geç kalmam. İyi. Fena olmamış ha? Vallahi yağmur falan yağmazsa harika bir düğün olacak. Ay sus Bahar'cığım. Aklımıza gelen başımıza gelir sonra değil mi ama? Çocuğum her şey yolunda mı? Evet efendim siz merak etmeyin her şey yolunda. Ah çok iyi çok iyi. Ama olmaz ki böyle dikkatsizce. Aman tanrım. Berk. Hayır yenge. Gidersem işimden atarlar. Oğlum. Çocuğum senin ihtiyacın mı var böyle işlere? Dedeni ikna edene kadar ben sana para veririm ha? Hayır yenge. Kimseden bir şey istemiyorum. Ben halimden memnunum yenge. Berk. Şu haline bak yalvarırım. Senin bir hayatın, bir geleceğin var. Kolay mı böyle silip atmak? Böyle olmasını siz istediniz abla. Berk, bebeğim lütfen ne olur her şeyi tekrar konuşalım. Sen bu düğünün konuğusun. Seni böyle görmek istemiyorum. Lütfen yapma bana bunu. Ablan haklı çocuğum. Üzme bizi hadi. İşimin başına dönmem gerek. Berk, bir aşk için bunlara değer mi? Her şeye değer abla. Aşık olduğunda anlarsın bunu. Dedene ne diyeceğiz şimdi?